Değerli izleyiciler, Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz. Yetenek ve Başarı programında her hafta olduğu gibi alanında çok önemli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Başarının sırları ve zihin haritası üzerine sohbet ediyoruz. Bu hafta biraz program formatımızın dışına çıkarak iki çok değerli konuğumu davet ettim. Sevgili Sinan Canan Hocam bizlerle olacak bu hafta. Aynı zamanda Oytun Erbaş Hocam bizlerle birlikte olacak ve bugün nörobilim üzerine sohbet etmek istiyorum. Başarının sırları üzerine, zihin haritası üzerine güzel bir sohbet olacak. Bu yoğun program içerisinde vakit ayırıp programımıza katıldığınız için ayrıca ben teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Ben Sinan Canan'ı kısaca tanıtayım. Şu anda Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi. Ayrıca NBEIN isminde nörobilim konusunda ciddi çalışmalar yapılan bir kuruluşun başında Oytun Erbaş'la birlikte çalışıyorlar aynı zamanda. Evet. Sinan Canan'ın ben çok değerli iki eserini de izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Kimsenin bilemeyeceği şeyler. Bu çalışması son çalışması hocamın. Bu bir önceki. Aha. Siyah olan en son. Tamam. O zaman hemen düzeltmiş olalım. Ben belki de bu çalışmasını yeni okumaya başladığım biraz, evet, için. Biraz değişen beynim sanki daha önceymiş gibi algılanıyor. Hı-hı. Ama bu ondan daha yaşlı. Kimsenin bilemeyeceği şeyler. Diğer kitabı ise Sinan Hocam'ın Değişen Beynim kitabı. Nörobilim konusunda, başarı konusuyla da alakalı çok önemli ipuçları var. Tüm izleyicilerimize ben şiddetle tavsiye ediyorum. Sinan Canan şöyle tanıtıyor kendisini, oldukça ilgimi çekti. Hayatı tek bir işle uğraşarak geçirmek çok da kabul edilebilir bir şey değil size göre. Hayat çok uzun hakikaten tek bir işle. Hayat çok uzun diyorsunuz yani. Tersinden bakarak. Sinan Canan'ın nörobilim konusundaki çalışmalarını konuşmadan önce kısaca da ben Oytun Erbaş'ı tanıtmış olayım aynı zamanda. Başarılarla dolu bir hayat hikayesi var bir yandan Oytun Erbaş'ın. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini dönem ikincisi olarak bitirmiş. Onun dışında bugün İstanbul'daki birçok üniversitede de nörobilim ve tıbbın yakın, nörobilime yakın alanları ile ilgili çok önemli çalışmalar yapmış. Hatta 100'den fazla bilimsel makalesi var. Nöropazarlama konusunda da son zamanlarda çalışmalar yapıyor Oytun Erbaş. Ve TUS tıp mezunu olanların çok önemli girmeleri gereken uzmanlık sınavı. Bunda birincilik yetmemiş. 7 defa da ayrıca derece yapmış. TUS konusunda da sanıyorum bir uzmanlık eğitimleri de düzenlediniz daha önce. Hala veriyorum. Yani bu, hala da veriyorsunuz. Evet, yani yaklaşık bugün 2002'den beri baktığımızda 13 seneden beri de 20 bin saatlik bir ders anlatım tecrübem var. Harikasınız. Çok doğru konukları bugün seçtiğim için ben çok içim rahat. Yetenek ve Başarı programında hem hayatlarında çok başarılı konuklar hem de nasıl oluyor bu yetenekli ve başarılı olmak, yeteneği başarıya çevirmek nasıl gerçekleşiyor? Tıbba hakim, tıp tarafına da hakim konuklarım olduğu için yine kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben Sinan Hocama dönerek ilk önce başlamak istiyorum. Siz nörobilimle nasıl tanıştınız? Bir de nörobilimin tarihini merak ediyorum. Nasıl ortaya çıktı nörobilim denilen şey? Ve bugün birçok sosyal bilimlerle kesiştiği nokta var nörobilimin. İşte hatta nörotarih, nörohukuk gibi nasıl da aslında bağdaşır diye düşünebileceğimiz alanlarla nasıl bir arada düşünebiliyoruz bugün? Nörobilimin çıkışından başlayıp sizin hikayenizde bir bağlayarak size kısaca bir isterim. Bağlamaya çalışayım ama ondan önce ilk ikimizi özellikle tanıtırken biz şimdi uzun süredir de arkadaşım dostuz Oytun'la şeyi düşünüyordum. Bu özellikle program ismi Yetenek ve Başarı. Şimdi birçok kriterlere bakıldığında mesela okul dönemindeyken mesela ben Oytun'la beraber kendi şeyimi kıyasladığım zaman ben süper başarısız bir öğrenciydim mesela. Mesela Oytun'un eğitim hayatındaki başarısı çok ciddi önde. Fakat şimdi bugün bir araya geldiğimizde bakıyorsunuz aslında geçmişler itibariyle yani eğitimi çok önemli bir şey olarak masaya koyarsanız aslında çok farklı noktalardan geliyoruz. Ama bugün yaptığımız işte kendimizi gösterme ve bir şeyler ortaya koyabilme adına hani iki benzemez adamın bir araya gelerek ne kadar ilginç iş çıkarttığını görünce
öyle başarının, yeteneğin çok da eğitimle, okulla, şununla bununla birebir koreli olmadığını da görüyorsunuz. Biraz insan ilişkilerini yürütebilmek gibi falan, daha üst düzey bir takım insan becerileriyle çok ilgisi var gibi. Bu konuyu biraz sonra açalım. Ben de daha önce hiç bu açıdan düşünmemiştim. Yani hep konuşuyoruz falan ama hani bu kısım bana önemli gibi geliyor. Şimdi nörobilim bugünün moda konusu. Yani her tarafta beyin resimleri uçuyor, sinir bilim falan filan. Hatta yani insan artık insanlarla tanışırken sinir bilimci dediğimde bana vay ne enteresan diyorlar. İşte ne o falan diye sorarlardı. Şimdi artık herkes bir şekilde bu işin ne olduğunu anlamaya başladı. Bu devir nörosentrik bir devir. Yani her şeyin nörolandığı bir devir. Çünkü beyin hakkındaki bilgilerin anormal arttığı bir zamandayız. Bunun da bir sebebi var. Beyin mesela binlerce yıldır üzerinde çok düşünülmemiş bir organ. Tipine baktığınızda size ne yaptığını söyleyebilen bir organ olmadığı için tipsiz bir şey böyle. Hani çalışırken bir cızırtı, sıcaklık bir şey de çıkarmadığı için, kalp gibi atmadığı için, ciğer gibi şişip daralmadığı için insanlar ne iş yaptığını çok anlamamışlar. Ta ki işte birkaç yüzyıl önceye kadar bu beyin hasarlarının ne etkiler yaptığı, işte bazı hastalıklarda beynin nasıl etkilendiği anlaşılmaya başlanınca o ruh, duygular falan dahil bir zamanlar kalpte olarak adlandırılan özellikler yavaş yavaş kafaya doğru çıkmaya başladı ve beynin önemini anlamaya başladık. Ama 80'lerden 90'lardan itibaren çok önemli bir şey oldu. Bu beyni çalışırken, insan daha ölmeden, kafayı kesip açmadan görüntüleyebilmenizi sağlayan mesela fonksiyonel ya da işlevsel görüntüleme yöntemleri dediğimiz yöntemler çıktı. Hücresel yöntemler, işte bu laboratuvardaki teknikler çok gelişti. Ve biz bir anda böyle her ay beyinle ilgili bilgilerimizi katlanırken bulduk. Yani çok fazla bilgi birikmeye başladı. Şimdi böyle olunca da şunu fark ediyorsunuz. Bütün davranışlarınızın, düşüncelerinizin, sanatsal üretiminizin aklınıza ne gelirse hepsinin çıkış yeri olan beyni anlamaya başladıkça bütün insan faaliyeti bir şekilde beyin aktivitesiyle ilişkili hale gelmeye başlıyor. Çünkü bizim anlayışımız gelişiyor. Şimdi biraz önce söyledin işte nöro hukuk, nöro pazarlama, işte ne bileyim nöro eğitim. Şu anda bunları çok duyuyoruz. Neden böyle? Biz mesela eğitimde beyni nasıl kullanabileceğimizi anladıkça beyin bilgisini bilenlerle eğitim bilgisini bilenler bir araya toplanıp çözüm arıyorlar. Buna bir işte nöro eğitim alanı deniyor. Pazarlama konusunda insanlara bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Bir takım ürün ya da hizmetleri insanlara en uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Ama beynin bir şeyleri nasıl algıladığını bilen insanlarla bunlar bir araya gelince nöro pazarlama dediğimiz bir alan çıkıyor. Bunların hiçbiri eski algıyla işte standart, efendim, akademik araştırma disiplinleri gibi değil aslında. İhtiyaçtan zuhur etmiş ve sinir bilim bilgisinin böyle aşırı artmasından kaynaklanan bir takım yeni alanlar. Bazıları buna çok gıcık oluyor, onu da söyleyeyim. Yani ne her şeyin başına ne nöro koyuyoruz da. Ama bu toplumsal fenomeni anlamak aslında nörobilimin önemini anlamayı da getiriyor. Çok fazla biliyoruz ve söyleyeyim önümüzdeki yüzyılların neredeyse tek önemli bilimi bana sorarsanız sinir bilimi olacak. Çünkü tarih, şu, bu, ya aklınıza gelen en alakasız disiplinler bile beyni anladığınızda bambaşka bir anlam kazanacak. Dolayısıyla ben bunu çok üst bir konuma konumlanacağını düşünüyorum zaman içerisinde. Hatta içinde bulunmuş olduğumuz yüzyıl beyin yüzyılı olarak adlandırılıyor. Bu da bu alanın gelişeceğine işaret eden konulardan işte bir tanesi. İşte Üsküdar Üniversitesi hatta işte şu anda G20'nin beyin araştırmaları ayağını Türkiye'ye temsilcisi. Geçenlerde Miami'de bir toplantıya gittik burada akademisyenlerle beraber. Biz aynı zamanda işte M-Beyin'de de ayrı olarak mesela bu tip bilgilendirmeler, bu konuyla ilgili araştırmalar falan filan yapıyoruz. Gerek gidiyorsunuz Amerika'da bunu görüyorsunuz, Türkiye'deki gençlerin arasındaki şeyi görüyorsunuz. Yani işte dedim nörosentrizm denen bir durum oluştu. Yani her şey artık nöro, bilim, yani sinir bilim merkezli düşünülüyor. Ve bu tabii ki zamanın ruhuyla ilgili bir şey. Yani yapay olarak oluşturabileceğiniz bir şey değil. Ha çok fazla beklenti de iyi değil. Yani bunu tamamen efendim, geçici bir moda sanmak da çok doğru değil ama arasını bulup bilimsel metodolojiye güzel sarılıp bunu zamanında yakalayıp güzel bilgi üretmek lazım. Biraz da öyle. Sizin tanışıklığınızı merak ediyorum. Nörobilimle tanışıklığınızı öğrendikten sonra Oytun Erbaş'a dönüştü. Nörobilimle benim şöyle biraz kaza eseri. Kaza da şöyle güzel ve şanslı kazalar. Ben dediğim gibi üniversitede pek sevemedim. Ben biyoloji, Hacettepe Üniversitesi biyoloji okudum. Kimya diye bir ders yüzünden ben üniversiteden soğumuştum falan. Sonra bir fizyoloji diye bir ders aldım. Dedim ki bu fizyoloji muhteşem bir şeymiş. Ondan sonra zaten derslerim iyi gitmeye, işte notlar almaya falan başlayıp üniversiteyi bitirdim. Sonra da fizyolog olma yolunda ilerlerken beyni hep merak ediyorum ama öyle hiç bu konuda akademik bir şey yapayım diye aklıma gelmemişti. Yanında çalıştığım hocalar o zaman Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde işte fizyoloji bölümü ağırlıklı olarak sinirle ilgili çalışınca bir baktım Deniz Derya'ymış. Orada master doktora falan bütün çalışmaları orada yapınca o dönemde öyle sinir bilim programları da yok. Otomatikman
hepsini bilmeye çalıştığımız için biz ilk alaylı sinir bilimciler olduk, öyle diyeyim. Oytun da zannedilmişti o dönemde de benzer şeylerden geçiyor. Şimdi artık programları var ama ben avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü o dönemde genel fizyolojik mantığın içerisinde özellikle sinir bilimi çalışmak hani çok daha detaylı bir bilgi almamızı sağladı açıkçası. O açıdan ben bayağı sağlam görüyorum. Sinire zaten bir kere kaptırınca bırakamazsınız. Yani evet, sahne boyu, tozu yutmak gibi bir aynen, şey. Aynen yapışır gider yani. İlginç olmuş. Tabii bu neler yaşanıyor çevrede, onları takip etmek, yenilikleri yakalamak da aslında başarının sırlarından biri belki de. Gündemi takip etmek. Zamanda kalmak zamanda. Mesela çok önemlidir. İşte bu bilimde de aynı şey var. Aynen öyle. Ben Oytun Erbaş'a dönmek istiyorum. Sizin de hikayenizi merak ediyorum, bu nörobilimle tanışıklığınızı. Gerçi siz de çok yönlü bir insansınız. Tıbbın çok farklı alanlarıyla da ilgilisiniz. Bununla birlikte yine de neuroscience'a link veriyor anladığım kadarıyla çalışmalarınız. Evet. Sizin hikayenizden başlayıp sonra da şunu soracağım aslında. Neuroscience konusunda ciddi bir kafa karışıklığı da var. Ne değildirini merak ediyorum. Bu zannedildiği gibi ne değildir aslında neuroscience? Her şeye cevap verir mi falan? En evet, her şeye cevap verir mi? Sizin hikayenizden, tanışıklık hikayenizden sonra bu soruyu sormuş olayım. Ben tıp fakültesini bitirdikten sonra önce radyoloji ihtisası yaptım, radyodiagnostik. Ama benim kafamda da böyle bir şey var, hep böyle bir... Hani kitapta okuyorsunuz ama kitapta okumadığınız bir şey bulma merakı var. Şimdi organlara baktığımız zaman işte karaciğer, böbrek esasında birbirine çok benzerler. Beyin de esasında karaciğere çok benzer. Ama karaciğerden en önemli farkı daha dinamik. Çünkü karaciğerde mesela siz yemek yerseniz olaylar olur ama beyin çevresel faktörlere göre çok daha hızlı yapılan bir yapı. Çünkü nöron dediğimiz o sinir hücreleri çok hızlı protein sentezi yaparak değişebiliyor. Aynı bir ağaca benziyorlar. Ağacın nasıl dalları, yalnız bu ağacın dalları anlık uzuyor. Yani şu anda konuşmamızda bile değişebiliyor. Bu değişim benim hoşuma gitti. Hatta şunu biliyoruz ki yaz tatiline giden öğrencilerin mesela bellek lobları %30-40 küçülüyor. Yani bu kadar ciddi yüzdelerle ölçülebilecek bir küçülme bu. Yani eğer bir beyin bölgesini kullanmazsanız küçülüyor. Ama onun tersine kahvede taş oynayan insanlara bakıyorsunuz. O beyin lobları, hangi beyin lobu çalışıyorsa o beyin lobu çok büyüyor. Taksicinin beyninin yine bellekle ilgili bölümleri çok büyük. Çünkü şehrin 3 boyutlu yapısını biliyor. Bu dinamik değişiklik benim hoşuma gitti. Bir de sinir hücresi daha narin. Şöyle narin. Mesela kalp hücresi oksijensizle 2 saat dayanıyor. Ama beyin hücresi 3-4 dakika. Onun için şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Beyne iyi gelen bir tedavi karaciğere hala iyi geliyor. Onun için beyin şöyle bir şey. Narin şımarık çocuk gibi. O narin şımarık çocuğu eğer tatmin ederseniz oradan bulabileceğiniz bir bilgi birikimi diğer birçok hastalığın tedavisinde çok rahat kullanabilecektir. Zaten bunu da anlamış durumdayız. Yani beyin için geliştirilen birçok ilacın başka organlarda da iyileştirici özellikler gösterdi biliyoruz. Bu benim dikkatimi çekti. Sonra ben de fizyoloji ihtisası yaptım ikinci ihtisas olarak. Yıllardan beri de fizyoloji anlatırım. Her hafta bu tıpta uzmanlık sınavına öğrenci yetiştirdim. Birçok Türkiye'nin her iline her hafta sonra gitmeye devam ettim. Tabii anlatmak da öğrenmeyi sağlıyor. Emin olun ben her zaman başarının altında anlatmanın olduğunu da çok. Öğretmenlik demek esasında öğrenmenin en temel yolundan bir tanesidir. Böyle başladı bende bu sinir bilim merakım. Sonra ben deneysel alana yöneldim. Daha çok hayvan çalışmaları yapıyorum hemen hemen tamamen. Hayvanlarda işte otizm, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar, şizofreni. Bunların modellerini yapıp bunların tedavilerini bulmaya çalışıyorum. Ben bu programı açılınca şöyle kafama bir şey yerleşti. Yeteneği bir otobüs olarak canlandırdım. Yetenek bir araç ama modern bir araç. Çok yetenekliyseniz öyle bir otobüsünüz var ki zıplıyor, hopluyor, her yerden geçebiliyor ve çok konforlu. Başarı da onun şoförü. Eğer ikisi doğru bir arabaya, doğru bir şoför koyarsanız mükemmel bir iki ortaya çıkıyor. Çok yetenekli olabilirsiniz ama şoför iyi değilse yani kaza riskiniz oluyor. Ya da çok kötü bir araca yeteneksiz. Çok başarılı bir şoför de olmaz. Esasında bunlar böyle birbirine hani yin yang gibi böyle birbirine 50-50 yapışması gereken iki elmanın yarısı gibi iki kelime olduğunu düşündüm. İlk aklıma gelen oydu. Kesinlikle. Ben de yetenek yönetimi konusuyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu daha çok insan kaynakları konusuyla bağlantılı. Kurumsal bazda yetenekli insanları bulmak, onları elde tutmak, geliştirmek, hatta cazip işveren olmak gibi çalışmaları içeriyor.
Benim vermiş olduğum seminerlerde, konferanslarda da çok soruluyor bu yetenek-başarı ilişkisi. Bu da ilginç bir metafor oldu, güzel bir metafor oldu. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hep şunu söylüyorum, yetenekli olmak çok önemli. Bu tanrı vergisi bir şey. Doğuştan geliyor bize. Bununla birlikte onu performansa dönüştürmek sizin dediğiniz gibi çok kişinin sorumluluğunda. Evet. Yani bu hatta ilginç sonuçlar var. Üstün yetenekli insanların başarı oranı çok yüksek olmayabiliyor. Daha düşük bir olabilir toplumda. Daha düşük hatta. Evet. İlginç. Ortalama yeteneğe sahip insanlar doğrudur. Hayatta çok daha başarılı kesinlikle işlere imza atabiliyor. Çünkü üstün yeteneklilerde biraz şu da var. Topluma uyum sorunları yaşıyorlar. Çok zeki, çok yetenekli. Çocukluktan itibaren kimisi çok içine kapanabiliyor. O içine kapanıklık toplum için zararlı bir birey olmasına da neden olabilir bir yandan. Evet. Böyle nasıl yönlendirdiğinize bağlı, ne yaptığınıza ama bağlı. Üstün zekalarla ilgili de çok böyle şeyimiz var. Hoşumuza gidiyor. Mesela anne babalar çocuk üstün zekalı dediğin zaman böyle bir ooo bizim çocuk üstün zekalıymış gibi hemen böyle bir ödüllendirilmiş gibi bir davranış içine giriyorlar ama bizim mesela çok şeye çağırıyorlar. Üstün zekalarla ilgili çalıştaylar, işte kurullar toplanıyor falan. Ben oraya her gittiğimde aynı şeyi söylüyorum. Şimdi üstün zekalı çocukların oranı ne kadar belli yani çok düşük bir yüzde içerisinde. %2 diye daha yani çok ciddi düşük bir yüzde ve biz bunlara çok ciddi bir kafa yoruyoruz. Şimdi üstün zekalı çocuğun şöyle bir özelliği var. Siz zaten yolu açın o hayatını buluyor bir şekilde gidiyor. Fakat normal zekalı olan %90 gibi bir oran eğitim denen bir şeyin sillesini yiyor yıllardır. Biz bunlarla hiç ilgilenmiyoruz. Üstün zekalı çocuk meselesi aslında özel ilgiyi farklı bir şekilde hak ediyor. Ama öncelikle şu normal eğitimin sillesini yiyen adamlarla bir uğraşmamız lazım. Ben mesela normal zekalı bir adamım muhtemelen. Yani yapılan bir sürü testte işte normal düzeyde hayatını sürdürebilecek kadar kafası çalışan bir çocuk testi bize konuyor. Fakat eğitimle ilgili yaşadığımız öyle badireler var ki eğitim çoğu yerde bizi geciktirmiş mesela bunu görüyoruz. Ama sonra çok ilham verici bir adam çıkıyor karşınıza işte üniversitede bir hocam mesela. Hatta İzliyorsa kendisine saygılarımı göndereyim. Bir dönem Fen Fakültesi'nde dekanıydı Aşkın Tümer Hoca vardır. Profesör Doktor Hacettepe Üniversitesi'nde. Yani kendisinin sadece işini ne kadar severek yaptığını gördüğüm zaman benim ayarlarım değişmişti mesela. Bu kadar kolay motive olabilen bir şey olduğumuzu yıllar sonra öğrendik biz beyinle ilgili çalışırken. Dolayısıyla şu normal zekalı adamların üretimini arttırsak zaten üstün zekalılara da çok güzel bir ortam hazırlamış olacağız. Adamlar da uyum sorunu çekmeyecekler yani böylece. Harika tarif ettiniz. Gerçekten de öyle. %96 gibi bir oranı olduğu söyleniyor ortalama zekaya ve yeteneğe sahip. Biraz yakın anlamda kullanıyorum zeka ile yeteneği burada. Dediğiniz gibi bu insanları eğitim sistemi içerisinde onların getirmiş olduğu o doğal eğilimleri doğru yöne kanalize edebilirsek eğitim sistemiyle dünya çapında da, Türkiye çapında da inanılmaz sonuçlara ulaşılabilir. Ben bir şey daha söyleyeyim onunla ilgili. Buyurun. Beyin çalışmalarında mesela son 5-10 senedir araştırmacıları ya da biz anlattığımız zaman genel dinleyiciyi en çok hayrete düşüren şeylerden bir tanesi beynin haritasının parmak izi gibi farklı olması. Mesela her insanın beyninin başka olması. Şimdi eğitim dediğimizde, zeka yetenek dediğimizde bunun büyük oranda beyinle ilgili bir şey olduğunu biliyoruz. Herkesin beyni farklıysa bu aslında çok basit bir açıklamayı getiriyor. Yani nasıl ki beden yapımız itibariyle herkes aynı sportif faaliyetlerde bulunamıyor, aynı şeyleri yapamıyorsa, işte kiminin boyu kısa, kiminin boyu uzun öyle düşünün. Beyinsel olarak da yeteneklerimiz çok kişiye özel muhtemelen. Yani böyle birkaç meslek grubuna, birkaç yetenek grubuna sığmayacak kadar büyük bir çeşitliliğimiz var. Ama biz ne yaparız? Makine gibi gördün mü sen insan? Bunlar hepsi aynıdır falan diye. Çocukları aynı yaşlarda sınıfa doldururuz falan. Daha sonra eğitim bitince de mesela her insana diğer insanların iyi oldukları alanlarda onlar da iyi olsunlar diye eğitim verip bir sürü vakit kaybettiririz. Halbuki her insanın doğuştan varsayılan olarak iyi olduğu bazı şeyler var. Kimi işte konuşmada iyidir, kimisi dinlemede iyidir, kimisi el sanatında iyidir. Bunları sınayacak yöntemlerimiz bile yok doğru dürüst. Ve standart koşullar içerisinde doğal yetenekleri olabildiğince budayıp yapay yetenekler kazandırmak için ekstra çaba sarf ediyoruz ve bu büyük bir kaynak kaybı. Aynı zamanda insan kaybı. Bu yanlış anlayışın neticesinde de eğitim aslında ciddi bir yetenek kıyımına dönüşüyor. Baktığınızda neticede. Ve herkes bunu artık bütün dünyanın tartıştığı bir konu. Hani bu bizim sinir bilim araştırmalarında falan gördüğümüz bir şey değil. Şu anda dünya yaratıcılık krizinde. Cins düşünebilen adam yok. Niye? Hepsi eğitimden geçiyor çünkü.
Halbuki çocukken hepsi mucitti mesela, çok acayip evet. kafaları çalışıyordu. Hatta Amerika bile hani dünyanın en gelişmiş ülkesi, icatlar oradan çıkıyor, inovatif şeyler oradan çıkıyor. Onlar da bu konuyu tartışıyorlar. Yani evet. nasıl daha çok önünü açabiliriz o insanların potansiyelini açığa çıkarmak için. Dediğiniz gibi çok önemli bir gündem. Ben Oytun Erbaş'a dönmek istiyorum tekrardan. Nörobilim konusunda birçok işte sizin katılmış olduğunuz televizyon programlarında da gelen sorulardan bir yanlış anlaşılma olduğu gözüküyor. En azından halk nezdinde yanlış anlaşılma olduğu görülüyor. İşte nörobilim yoluyla neredeyse gelecek tahmin edilebilir mi noktasına doğru gidiyor. Biraz falcılığa neredeyse gidecek noktalarda. Düşünceler okunacak. Düşünceler okunabiliyor mu? İşte yalan söylediği anlaşılabiliyor mu insanların gibi, bu noktada böyle popüler haliyle çoğunlukla düşünülüyor anladığım kadarıyla. Ne değildir, nedir ve ne değildir? Nörobilim ne yapar, neye de gücü yetmez? Bunu denemek istedim. Bence bunu anlatmak için bir örnek vereyim. Hani tüme varım da değil de tümden gelimi yapalım. Hı. Yani sonuçlardan sebeplere doğru inelim isterseniz. Şimdi mesela iki tane yaşlı insan düşünün. 80 yaşında. Hı. Biri normal bir yaşlımız, öbürsü de Alzheimer. Alzheimer, bunama dediğimiz, demans denilen bir hastalık. İkisinin beyinlerini çıkaralım, tartalım. İnsan beyni yaşlandıkça küçülüyor. Biz bunu biliyoruz. Alzheimer da küçülüyor. Normal bir yaşlı insanın da beyni küçülüyor. MR çekelim, ikisi de küçük. Gramajları hafiflemiş. Beynini açalıp bakalım, ikisinde de aynı değişiklikler var. Ama neden Alzheimer bunadı da öbür normal 80 yaşındaki teyzemiz hala torunlarıyla uğraştı, işini yaptı. Ama öbür hastamız yatağa bağımlı bile hale geldi. Yutmayı unuttu, bırakın yutmayı, yüzünü unuttu aynada. Hatta yüzüne bakıyor, bu ben değilim dedi. Şimdi bakıyorsunuz iki tane olay var, sonuçları aynı ama sebep noktasında çok büyük bir sıkıntımız var. Şimdi nörobilim sonuçları biliyor. Yani biz beyni kesiyoruz, inceliyoruz, her şeyde iyiyiz. Ama neden bir tanesi Alzheimer oldu konusunda birçok hipotez var. Gen diyoruz, çevre diyoruz, diyoruz ama net bilgimiz var mı? Emin olun yok. Alzheimer hakkında, bunama hakkında binlerce kitap yazıldı. Ama bir tane şu yok. Neden olduğu konusunda birçok şey söyleyebiliriz. Ama nedenini bilmiyoruz. İkinci örneğim vereyim. Tek yumurta ikizleri var. Tek yumurta ikizleri aynı geni paylaşıyor. Aynı gen. Parmak izleri bile aynı. Aynı aile büyütmüş. Aynı okullara gitmiş. Biri şizofreni, biri normal. Peki aynı gene sahip insan aynı okullara gitmiş. Hani gendi her şey? Hani çevreydi? Ya her şey aynı. Biri şizofreni. Baktığınız zaman peki sonuç şizofreni ve normal. Peki sebep ne? Nerede peki? Ne oldu peki? Anne karnından başlayan bir süreçle beyin değişti. Hani butterfly efekt var ya. Hüseyin abi bahseder ondan. Çok küçük bir yerdeki çok küçük bir olay çok büyük şeylere sebep oldu. Yani hayatınızda bazen çok küçük bir etkileşim çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor ya da iyiliklere yol açabiliyor. O zaman sinir bilim ne değil? Biz hala bilim olarak sinir bilimde şunu biliyoruz. Sonuçları çok iyi biliyoruz. Ama sebepler konusunda şeyimiz yok. Çok bir fikrimiz yok. Araştırıyoruz ama hayır. Onun için hani zaten her şeyi bilseydik Alzheimer kalmazdı, otizm kalmaz, şizofreni kalmaz, her şey çözülmüş olurdu. Şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Kanser de böyle. Mesela şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışma var. 5 yıl içinde dünya nüfusu 1 milyar artacak. Ortalama yaşam beklentisi 80'in üstüne çıkacak ve insanların yarısı kanser olacak. Peki kanser neden? Bir sürü şey söyleyebiliriz. Genetik sebepler var, çevresel etkenler var, işte bir sürü etkenleri sonuç ama bazı insanlar, mesela sigara içenler de öyle. Belli bir kısmı kanser oluyor, belli bir kısmı olmuyor. Yani herkes buna aday değil. Demek ki burada şunu söylemek lazım. Biz bazen bilimlerin şeyini abartıyoruz. Onun için neuroscience ne değildir? Neuroscience şudur. Neuroscience hastalıkların sonuçlarını çok iyi bilir. Yani bir şizofreni beyni çok iyi biliyoruz. Otizmi çok iyi biliyoruz. Depresyonlu insan nasıl çok iyi biliyoruz. Ama ona sebep olan genetik ve çevresel faktörler hakkında yemin ederim bir dünya kadar bilgi var. Yani o kadar çok bilgi var ki ama o bilgiyi topladığın zaman... Data var, bilgi yok öyle diyor. Aynen çok bilmiyorum. Data var ama şu yapar, hayır. O zaman şöyle ortaya çıkıyor demek ki. Herkesin kendine özgü bir beyni var. Herkesin kendine özgü bir karaciğeri var. Onun için şu ortaya çıkıyor. Esasında herkes kendine özel bireysel.
Hı-hı. Hani bizim hep tıpta şu öğretilir. Hastalık yoktur, hasta vardır diye. Hakikaten doğru. O zaman şöyle diyelim. Beyin yok. Hı-hı. Size ait bir cihaz var burada. Hı-hı. Onun adı beyin mi? Evet, beyin diyoruz ama onun adı esasında kendine ait yaşamda kalma devresine. Benimki Sinan'ın beyni. Yani Sinan'ın beyni. Yani Sinan'ın beyni, Oytun'un beyni alakasız birbirinden. Onun için Sinan'ın beyninin sonuçlarıyla Oytun'un beyninin sonuçları farklı. Bizim hastalık mekanizmamız da farklı. Bu da bizim ne kadar eşsiz varlıklar olduğumuzu eşsiz gösteriyor var. Aslında. Bu aynen da öyle. Kendi başına bak, bir mucize daha, zaten. Daha fena bir şey söyleyeyim. Şimdi sıklıkla bu kitaplarda yazar. Ramachandran bunu çok güzel anlatır. Diyelim mesela biz şu anda işte sonucu bilme çok önemli. Görme dediğimiz şeyin beyinde adım adım nasıl oluştuğunu biliyoruz. Mesela gözümüze ışık çarpıyor ama sonra göz bunu elektriğe çevirip beyine gönderiyor. Beynimiz bunu adım adım çözüp görsel bir sahne yaratıyor. Hı-hı. Şimdi karanlık bir yerde elektrik sinyalleri alabilen sadece bir organ beyin. Hı-hı. Nasıl bir görsel sahne oluşturuyor bunu bilmiyoruz. Hı-hı. Ama şunu yapabiliyoruz. Mesela şöyle bir deney tasarlayın. Hayatında hiç renk görmemiş, renk körü bir sinir bilimci var. Görme sistemini çalışabilir. Bütün yolları çözebilir, o potansiyelleri ölçüp beynin nasıl görme sinyalini işlediği her şeyi bilebilir. Görme sisteminin maddesel kısmını sonuna kadar çözebilir ama kırmızının ne olduğunu bilmesi mümkün değil. Kırmızı renk algısı beynimizin içinde, zihinsel dünyamızda ortaya çıkan, zuhur eden öznel bir algı tipidir. Bu önceden getirdiğimiz bir şey mi? Kırmızı var mı bizim zihnimizde? Hiç bilmiyoruz. İşte bunlar tamamen... Hani şu andaki bilimin erişim alanı dışındaki sorular. Biz sadece nöral mekanizmaları vesaire anlıyoruz. O içsel algıyı hayal bile edemediğimiz için. Eğer bunu bilirseniz şunlar hemen bakın gündemden düşüyor. Bir insanın düşüncesini okuyabilir misiniz? Nasıl yapacaksın? Elektrik sinyalleri geziyor cızır cızır. Bizim anlayabileceğimiz bir dilden değil o. Ve muhtemelen sadece o beynin, o özel beynin anlayabileceği cinsten bir sinyal. Şimdi düşünün ölmüş bir insanın beynini otopside çıkarttınız. Elinize aldınız. Şimdi bildiğimiz ne var? Heyecanlar, hisler, duygular, hafıza, deneyim her şey onun içinde değil mi? Hadi keselim de bakalım bulalım. Bu adam ne yaşadı? Çocuğunun adı neydi? En sevdiği yiyecek hangisiydi? Beyinde bunların bilgisi yok. Yani şu anda moleküllere kadar inip analiz edebilirsiniz. O adamın sevdiği dondurmanın hangi aromalı dondurma olduğunu beyninden bilemezsiniz. Hatta dondurma sevip sevmediğini de bilemezsiniz. Nedenleri öngöremememiz algıyla, gerçeklikle... İşte bu düşünce süreçleriyle beynin çalışması arasında büyük bir bilgi boşluğumuz var. Nasıl oluyor da beynin çalışması? Bu zihinsel süreçleri de bilmiyoruz. Ama ne sağlıyor? Mesela Oytun'un biraz önce çok güzel sınırını çizdiği bir şey var. Sonucu bildiğimiz için belirtilerin neden ortaya çıktığını anlayabiliyoruz. O belirtileri susturmak için kimyasal maddelerle ilaçlar üretebiliyoruz. Yahut da bir işte efendim... TMS gibi bir manyetik uyarım yöntemiyle beynin bir yerini etkileyip oradaki işte epilepsi gibi bir şeyi kesebiliyoruz. Anlatabildim mi? Yani belirtileri susturmak konusunda ilerledik ama nedenleri bulup tedavi etme konusunda pek mesafe alamadık. Şu anda modern tıbbın bayağı şahikasını yaşıyoruz. Ama hiçbir neredeyse kronik hastalığa tedavimiz yok. Yani onları ama sadece sonuçlarını susturabiliyoruz. İnsan denen varlıkta şöyle bir şey var. Herkesin prosesörü yani herkesin işlemcisi farklı. Yani biz bilgisayar gibi değiliz. Yani bilgisayar nedir mesela? Ürün bellidir. Devreleri bellidir. Bizde öyle bir şey yok. Bizim devreler çok değişken. Bugün farklı, yarın farklı. 5 sene sonra bir insanın ne olacağını tahmin bile edemezsiniz. Mümkün değil ya. Yani ne olacak? Hiçbir şey bilemediğimiz gibi. Çünkü çok korkunç bir değişim. Ama çok ilginç bir şey var. İnsanı insan yapan en güzel şeyden bir tanesi şu. Bilgisayarların markaları farklı ama ortak yönleri %30'a kadar var. %40'a kadar. Bunu da en güzel örneğini vereyim. Kolektif bilinç denen bir şey var. Siz dediniz ya hani biz doğmadan kırmızıyı biliyor muyuz? Bakın dünyada baktığınız zaman bütün dünya ülkelerine 4-5 tane rüya var çok ilginç. Mesela bir tanesinde çıplaklık rüyası. Rüyalar daha çok korkularla ilgili. Demek ki herkes çıplak kalmaktan korkuyor. 2. Hazırlıksız sınava girme. Brezilya'da da bu aynı. Japon, Türk hepimiz aynı. Taş devrinde de aynı. Taş devrinde ha, bilmiyoruz ama şu anda aynı. Çok ilginç rüyalar. Başka türlü bir sınav versiyonu vardır. Dişlerin dökülmesi buyurun bakalım. Dişlerin dökülmesi ortak kolektif bilinç. Yani dişlerin dökülmesi ne kadar ilginç bir şey. Belki de senin dediğin taş devrinde dişlerin dökülmesi var olabilir. Ondan sonra uçmak taş devrinde olabilir. Yani bütün insanların %15-20'si uçuyor rüyasında. Siz de uçmuşsunuzdur muhtemelen. Ya ayaklarınızı yerden kesilmiştir, uçabilmişsinizdir. Ya bu kadar kolektif bilincin olması da şunu getiriyor. Biz DNA'da background hani binanın temelini getiriyoruz. Ama binanın katları, boyası
Sonra imal oluyor. Bir genetik performansla geliyorsunuz. Senin o yetenek dediğin şey o işte. Evet. Gen. O yetenek, mesela bazı insanlar var. Mesela ben size çok basit bir şey anlatayım. Arılarda zeka genini arttırıyorsunuz. Arı kovanını 2-3 defa da öğreniyor. Zeka genini siliyorsunuz, arı kovanını 10 defa da öğrenmeye başlıyor. O zaman yetenek ne? Öğrenme gücü. Öğrenme gücü ne? O bizim ağacın yapraklarının uzama hızı. Zikirler ve yetenekler hızlı uzuyor. Ama zeka daha azalırsa o dallanma, budaklanma yetenek de azalıyor. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Senin dediğin gibi doğuştan bir insani şeye getiriyoruz biz. Yani bir background getiriyoruz. Evet. Şeyde de bu kişilik tipleriyle de alakalı yine Jung'a dayandırılan 12 kişilik arketipi. Orada da benzer bir durum var. İşte her kültürde bir asi karakter var. Evet. Her kültürde bir işte farklı kişilik özelliklerini temsil eden arketipler var. Konu oldukça ilginç. Ben izleyicilerimizin de çok heyecanla bizi takip ettiklerini biliyorum. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Program formatımıza da uygun şekilde sizi haftaya hatta bu hafta içerisinde ikinci programı çekerek hemen izleyicilerimizle kısa sürede buluşturmuş olalım. Ben şimdi biraz da program formatımız gereği son konuyla ilgili hani toparlayıcı sözlerinizi alarak sonrasında hemen ikinci programa geçiyor olacağım. Bir sonraki haftada sizlerle yine birlikte oluyor olacağız. Toparlayacak olursak buraya kadar söylemiş olduğumuz şeyler üzerinden nörobilim yetenek ilişkisinde önemli şeyler nelerdir, önemli konular nelerdir? Birkaç cümleyle toparlayabilirsek sonrasında. Nörobilim yetenek ilişkisinde şöyle bir şey söyleyeyim. Gen tohum olsun, tarlada çevre olsun. Doğru tohumu doğru tarlaya ekerseniz çok yetenekli bireyler elde edersiniz. Onu şuna yani doğru adamı doğru mesleğe koyarsanız. Mesela bazen bakıyorsunuz çok mesela otizm denen bir hastalık var. Çocuğun beyni doğuştan yanlış bağlanmış ama bir yeri doğru bağlanmış. Diğer yerler yanlış bağlandığı için sanki dünyayı şeyden görüyor. Öyle düşünün. Bir anahtar deliğinden. Ama bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şöyle iyi bir şey. Anahtar deliğinden bakınca bir yeri görüyorsun. O zaman diğer seni etkenler seni rahatsız etmiyor. Yani o background gürültü rahatsız etmiyor. O zaman o çocuğun o baktığı noktayı görürsen ve o işi koyarsan onun önüne o çocuk orada mükemmel oluyor. Onun için doğru adamı doğru mesleğe koymak en önemli şey olacak. Otistiklerde bile işe yarıyorlar. Ve onlar mükemmel yapıyor. Bir de insanın benzersizliğini ve yeteneklerin insan adedince çeşitli olduğunu düşünürsen uygun meslek dedi ya. Meslek tanımlarını gevşetip sayılarını çoğaltmak lazım belki de. Bu da çok ilginç. Çünkü her insan için bu dünyada bir şey var. Zaten amaç açısından sorarsanız 7 milyar, 8 milyar insan her biri birbirinden farklıysa her bir insan diğerlerinin yapamadığı bir şeyi yapmak için gelmiş demektir. Bu şekilde de takılırsak süper olur diye düşünüyorum. Harika. Yeteneklerle yaşam amacımız arasındaki ilişkiye de işaret ediyor bu aynı zamanda. Bunu da konuşalım mutlaka. Şimdilik programımızı ben vermiş olduğunuz güzel bilgilerle birlikte, ufuk açıcı bilgilerle birlikte tamamlıyor olacağım. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya sizlerle tekrar birlikte olacağız. Bunun sözünü de almış olalım şimdiden. İnşallah. Olur mu? Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Memnun olduk. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Yetenek ve Başarı programında bu hafta Sinan Canan ve Oytun Erbaş'la birlikte nörobilim üzerine, yetenek ve başarı ilişkisi üzerine konuştuk. Haftaya tekrar farklı konuklarla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.